Son dönemde Mustafa Keser'le beraber sunduğu Benzemez Kimse Bize programıyla gündemde olan Bülent Ersoy, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Ersoy'a geçmişte yakın dostu Nur Yerlitaş ve Oya Aydoğan'la beraber yedikleri kalkan balığı ile ilgili haber hatırlatıldı. Geçen yıl aramızdan ayrılan Nur Yerlitaş, evinde ağırladığı Ersoy ve Aydoğan'la beraber Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken 10 kilo balık yemiş ve daha sonra 3 yakın arkadaş fenalaşmıştı. İyi akşamlar. Ne haber? Sağ olasın, sormalı. Lezzetli bir balık yiyeyim diye. Çok güzel. Karnımı doyurdum, gidiyorum. Balıklar favoriniz, çok seviyorsunuz balığı. Çok severim. Çok öncelerden beri böyle haberler çıkmıştı. Bir oturuşta 9 kilo falan var bir şey. Andık, Nur'u andık. Bir porsiyonu bitiremedim. Nur'u andık. Nur'un evinde, kalkan. Kalkan, pardon. Aa, canım. Allah rahmet eylesin. Hepimizin arkadaşıydı işte. Öte yandan 2 haftada yayından kalktığı öğrenilen programının ilk bölümüne alkolü çıktığı iddia edilen Ersoy'a geçen hafta ünlü komedyen Şafak Sezer canlı yayında alkol testi yapmıştı. Geçen hafta öyle dedi, bu ne diyor ya diye falan. O ilk heyecandan falan dediler de. Yok, bazıları da böyle alkolü markolü çıktılar. Efendim, eğer büyük müsaadeleriniz olursa ben alkol metre getirdim. Ne? Evet abi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben üfle üfle, ho 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 ho, deme ama. Tamam, abi tamam, bıraksana tamam, ya verelim, yeter. Ara verelim biraz, tamam, bu kadar makine patlayacak. Abi bir de ağzını ne sıfır diyor? Sıfır, bakın abi işte, buyurun. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyi, ne yapayım? Programı alkolü çıktınız diye haberler çıktı, daha sonra ben... Şafak Bey de bir alkol metreyle aldı. Evet. Ben söyledim zaten. Arkadaşlarıyla vedalaşan diva, muhabirlere el salladıktan sonra evinin yolunu tuttu. Öte yandan Bülent Ersoy'un önceki ay Kıbrıs'a sahte PCR raporlarıyla giriş yapmaya çalışan 21 kişiden oluşan orkestra üyelerinin tutuklanması şok etkisi yarattı. Müzik dünyasını ayağa kaldıran olay üzerine yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, raporları hazırlatan oteli ve doktorları suçladı ve şunları söyledi. Arkadaşlarımın mahkemelerinde bugüne kadar ters bir oluşum hasıl olmasın diye sustum ama artık bugünkü o kelepçeli elleri gördükten sonra hak aramak nasıl oluyormuş göreceğiz, görüşeceğiz. Aslında ben de bu konuda maddi ve manevi şahsım olarak son derece zarar ve ziyan yaşadım ve yaşıyorum da. Ekibimin olmayışı nedeniyle tüm alınmış işlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Türkiye'nin en büyük avukatları görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü Sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetin pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları içinde kalmayacak. Avrupa İnsan Hakları Yüce Mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızın da son nefesine kadar mücadelesini vereceğim. Osmanlı'da gördüm biraz daha. Allah'ım.